iddialar var. Doğru mu? İl yönetimi tarafından kabul edilmediği iddia ediliyor. Neler yaşanıyor? Ya şimdi tabii ben 5 kez yönetim yaptım. Ben daha önce Kemalpaşa'da 4 dönem ilçe başkanlığı yaptım. Yönetim yapmak kolay bir şey değil aslında. Yani böyle kolay gibi gözükür ama yönetim yapmak kolay bir şey değil. Biz de çok zorlanmışızdır. Yani ben kendim de tek aday olduğum halde ve ciddi anlamda tecrübeli bir ilçe başkanı olduğum halde o ilk yönetim yaptığımız dönemlerde yönetim yapmak kolay bir şey değil. Yani özellikle her parti açısından bu. Yani sadece AK Parti açısından değil, diğer partiler açısından da yönetim oluşturmak. Çünkü yönetim oluştururken siz bütün kesimlerden yani bütün demografik yapıya baktığınızda bütün yapılar içerisinden işte kadınından gencine, erkeğine, işte illerine varıncaya kadar yönetim yaparken tamamından eşit ve dengeli bir şekilde yapmak istersiniz. Böyle bir arzunuz vardır. Dolayısıyla böyle bir yönetim yaparsınız. Bu karşılık bulur. Siz, ilçe başkanı da bunu arzu eder. İyi bir temsil olsun. Dolayısıyla bunu yaparken de çok iyi irdelemek, çok iyi incelemek gerekiyor. Bu pandemi süreci. Dolayısıyla eskisi kadar böyle insanlarla çok sık görüşemiyor olabilir ilçe başkanımız. Dolayısıyla bu süreç biraz uzamıştır. Ama o ilçe başkanının işte istifasına yönelik ya da bu konuyla ilgili herhangi bir baskı gördüğüne dönük ben somut bir şey bilmediğim için böyle bir konunun şu an gündeme gelmesini ya da bu konunun değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Ama bizim ilçe başkanımız, atanan ilçe başkanımız bizim yıllardan beri partimizin kuruluşundan beri partimizde görev yapan çok değerli bir arkadaşmış. Belediye meclis üyemiz bizim. Ve bu işi, bu görevi de ben iyi bir şekilde yapacağına canı gönülden inanıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte yönetimini onaylattırır ve Kemalpaşa'da siyasi hayatına devam eder. Parti açısından da faydalı olacak olan budur zaten. İyi bir insan, iyi bir arkadaşımız. Ben Kemalpaşa ile ilgili bu kadarıyla iktisa etmiş olalım. Evet, şimdi bir de İzmir'de